4-5 tane iri sarımsaklarımız vardı. Onları böyle normal olacak şekilde doğradık. Kavanozun biraz taban kısmına sarımsaklarımızdan at. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Jalapeno biber turşusu yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Biberlerimizi de görüyorsunuz. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Bu şekilde köklerini ayıklıyoruz. Sonrasında bu boyutlarda bu şekilde doğruyoruz. Gerçekten yemeklerin yanında falan çok güzel oluyor. Hatta aynı hazır gibi dolu. Hiçbir farkı da olmuyor. Lezzet olarak çok güzel oluyor. Ama tek sıkıntı, tek sorun çok acı bu biberler şu an. Sirke koyduğumuz zaman sirke o acılığı alıyor. Bu şekilde böyle devam ediyoruz doğramaya hepsini. Arkadaşlar biberlerimizi bu şekilde doğramış olduk hepsini. Şimdi kavanozlara koyma aşamasına geçiyoruz. 4-5 tane iri sarımsaklarımız vardı. Onları böyle normal olacak şekilde doğradık. Kavanozun biraz taban kısmına sarımsaklarımızdan atıyoruz. Üzerine biberlerimizi ekliyoruz. Bu biberler çok acı olduğu için eldiven kullanmak gereği duyduk. Ya da böyle kaşıkla falan da koyabilirsiniz. Çünkü gerçekten acayip acı biberler. Bu şekilde dolduruyoruz. Biraz ara ara böyle basabilirseniz daha çok alır, daha çok sıkı sıkı olur. Kavanozumuzu bu şekilde tamamen dolduruyoruz. Üzerine de şimdi sarımsak ilavelerini yapıyoruz. Bu hazır şimdi kavanozumuz. Diğer kavanozumuza geçiyoruz ve onu da aynı o şekilde dolduruyoruz. Kavanozlarımız yarım litrelik. Biberimiz de 1 kiloydu. Büyük bir ihtimal 3 tane kavanoz çıkacak bundan diye düşünüyorum. Şöyle biberlerimizi görüyorsunuz. Bu işleme devam ediyoruz. Kavanozlarımızı bu şekilde doldurduk. Üzerine birer çay kaşığı limon tuzu kullanıyoruz. Üzerine şimdi tuzunu ilave ediyoruz. Mutlaka mutlaka kaya tuzu kullanalım ya da iri tuzlardan kullanalım. Çünkü yoğurtlardan, turşularda erime yapıyor, kullanmayalım. Birer buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Üzerine yarım çay bardağı da sirkemizi ekliyoruz. Eğer sirke oranı ağır gelmezse size, sirkeli seviyorsanız bir de ekleyebilirsiniz. Çok ağır oluyor bizde. Çok yoğun bir tat bırakıyor sirke. O yüzden biz yarım çay bardağı ekliyoruz. Tamam. Kavanozlarımızın üzerine şimdi sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tamamen kavanozlar dolana kadar sıcak suyunu da ekliyoruz. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz turşularımızın. Bir hafta 10 güne kadar turşumuz hazır. Şöyle bir de sağ sol yapalım. Sirkeyle birlikte buluşsun. Ters çeviriyoruz. Biberlerin yanında falan çok güzel gidiyor. Emin olabilirsiniz yani. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü abone ihtiyacımız var. Şu an son yapmamız gereken şey kanalımız için abonelik kaldı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.